Merhaba Armadillo, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Sultan yok, ben tek başına videoyu çekeceğim ve sizin için çok beğeneceğiniz bir konu hazırladım. Yani Türk edebiyatçılarından bahsedeceğiz. Hatırlarsanız YouTube'daki ilk videomuzda Rus edebiyatçılardan bahsetmiştik. Neden bu sefer de Türk edebiyatçılardan bahsetmeyelim dedik, böyle bir video hazırladık size. Başlangıç olarak kimden başlayalım diye düşündüm ve Yaşar Kemal'den başlamayı uygun buldum. Hem siz çok seviyorsunuz, hem onun biyografisine büyük bir ilgi duymuştunuz. Hem de benim gerçekten çok sevdiğim ve etkili bulduğum bir yazar kendisi. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet isimli eseri biliyorsunuz ki edebiyatımızın en kült eseri. Hatta Hürriyet'in seçtiği yazarlar arasında yapılan bir anketle Türk edebiyatının en etkili eseri seçilmişti İnce Mehmet serisi. Yaklaşık 2500-2600 sayfalık bir eser. Uzun soluklu ama gerçekten Anadolu'yu harika yansıtan bir eser. Okumadıysanız bunu kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Yaşar Kemal, bildiğiniz gibi bunu daha önce hikayelerde sık sık dile getirmiştik. Ülkemizde Nobel ödülünü aday gösterilen ilk yazardır. Fakat bu ödülü alamamıştır. Bildiğiniz gibi bu ödülü ilk alan yazarımız Orhan Pamuk'tur. Ama tabii burada işin içine birazcık siyasi ilişkiler giriyor diyebilirim. Bu ödülü veren kurul o dönemin siyasi konjüktürüne gerektiriyorsa birazcık buna uygun hareket ediyor. Hatta Yılmaz Özdil'in şöyle bir sözü vardır, yani birazcık eleştirdiğim bir isimdir Yılmaz Özdil ama Orhan Pamuk'la ilgili harika bir çıkarımı vardı. O yazdıklarıyla değil, söyledikleriyle bu ödülü aldı demiştir. Yani Orhan Pamuk ne demişti diye düşünebilirsiniz, şu an onu da açıklayayım. Orhan Pamuk Nobel ödülünü almadan bir sene önce bu topraklarda Türkler 1 milyon Ermeni'yi 30 bin Kürt'ü öldürdü ama kimse bunlardan bahsetmiyor gibi bir demeç vermişti. Bu da tabii ki bizim devletimizde ve milletimizde çok hoş karşılanmadı. O yüzden Nobel Edebiyatı'na ödülünü aldıktan sonra kimse tarafından kutlanmamıştı bir süre Orhan Pamuk. Böyle bir süreç yaşamıştı. Şüphesiz Orhan Pamuk'a yöneltilen bu eleştirileri görmezden de gelemeyiz bence. Açıkçası ben de Orhan Pamuk'un eleştirilebilecek olduğunu düşünüyorum ve çok da fazla okumuyorum Orhan Pamuk'u. Bunun nedeni ise bu topraklarda bu kadar büyük haksızlık edilmemize gerekiyor bence. Yaşar Kemal gibi bir dahiye, bir dehaya, bana göre büyük bir yeteneğe bu yüzden bu ödül verilmedi. Belki de Anadolu'ya bağlı olduğu için, ülkesine, devletine biraz daha bağlı olduğu için bu ödül verilmedi belki de. Orhan Pamuk gibi konuşmadığı için bu ödül verilmedi belki de. Orhan Pamuk böyle konuştu, 1 milyon Ermeni bu topraklarda öldürüldü dedi ama bu doğru muydu? Tabii ki değildi. Acaba kime yaranmak için Orhan Pamuk böyle bir cümle kuruyordu? Bunları görmek lazım, bilmek lazım. Ermeni soykırımı hakkında da daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız bir kitap tavsiye edeyim size. Bir Amerikalı tarihçi vardır, Justin McCarthy isimli. Yazdığı Ölüm ve Sürgün adlı eserinde Türklerin Ermenilerle olan ilişkisini anlatmaktadır ve bu genellikle Batılı devletlerin soykırımı olarak nitelendirdi ama aslında tehcir olan o dönemi bizlere tüm çıplaklığıyla anlatmaktadır. Yani Osmanlı Devleti o dönem Ermenileri korumak için ne kadar çaba sarf etti, ne kadar para harcadı, neden işlerle uğraştı, bunları o kitapta harika şekilde görebilirsiniz. Orhan Pamuk'un demecinin de ne kadar yanlış olduğunu görebilirsiniz. Yani daha fazla siyasete de girmek istemediğim için burada kesiyorum bu konuyu ve kitabı okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Yani keşke Yaşar Kemal alsaydı o ödülü de şimdi daha gururla kendimizi anlatabilip kendimizi övünebilseydik dünyaya karşı ama olmadı açıkçası. Vermediler Yaşar Kemal'e o ödülü. Devam edelim. Kimden bahsedebiliriz başka? Mesela Peyami Safa'dan bahsedebiliriz. Yine birazcık siyasi bir isim aslında Peyami Safa. Çünkü Peyami Safa'nın yeğeni Behçet Safa amcasıyla ilgili şöyle bir cümle kuruyordu. Tam olarak mealen anlatacağım size. Adolf Hitler'i çok severdi amcam diyordu ve yanında imzalı kavgam kitabını taşırdı diyordu. Evet. Birazcık faşist denilebilecek bir isimdi Peyami Safa. Birazcık ağır milliyetçiydi. Yani bunu da eleştirebilir miyiz? Tabii ki eleştirebiliriz. Her şeyin aşırısına zarar olduğunu düşünüyorum. Evet, biraz da Peyami Safa'dan bahsedelim. Bu da sizin oldukça ilgi duyduğunuz bir isim. Biyografisini yazdığımızda, Türk edebiyatçılarla ilgili bir yazı yazdığımızda çok fazla dikkat çektiğiniz bir isim. Gerek bize gelen mesajlardan, gerek yorumlardan bunu görmüştük. Peyami Safa'yı nasıl anabiliriz edebiyatımızda? Aslında atsıza yönelttiğimiz, Hüseyin'i hayatsıza yönelttiğimiz faşizm sıfatı Peyami Safa'ya da çok fazla uyuyor. Yani bunu bir örnekle açıklayayım. Yeğeni Behçet Safa, Peyami Safa ile ilgili şöyle bir cümle kuruyor. Amcam yanında Hitler'in imzalı kavgam kitabını taşırdı, bunu desteklerdi gibi bir ifade kullanıyor. Peyami Safa birazcık aşırı milliyetçi diyebiliriz. Tıpkı Hüseyin Nihal Atsız gibi. Ama Hüseyin Nihal Atsız da Peyami Safa'nın farkı şudur ki Nihal Atsız
dış kaynaklı fikirleri çok fazla benimsemezdi ve genellikle Türkçülükle övünürdü. Peyami Safa demek ki birazcık daha Hitler ve Mussolini etkisiyle hareket ediyordu diyebiliriz. Ama bunu kesinlikle dar görüşlü bir insan olduğunu düşünmeyin Peyami Safa'nın. Gerçekten ülküsü yüksek bir, fikir düzeyi yüksek bir insandır kendisi. Hatta onun yazdığı 9. Hariciye Koğuşu isimli eseri bilirsiniz. Çok güzel bir eserdi, güzel psikolojik tahlilleri olan bir eserdi. Ve o eserinin kime hitap etmiştir diye mesela bir soru sorsam, hatta kamera arkasına sorayım bu soruyu. Ceylan, biliyor musun bu eserin kime hitap ettiğini? Hayır, bilmiyorum. Bu eseri Nazım Hikmet'e hitap etmiştir. Yani bu da gerçekten gariptir. Bu kadar milliyetçi olan bir insanın Nazım Hikmet'e ilk kitabını ifade etmesi, ilk önemli kitabını ithaf etmesi gerçekten önemlidir. Nazım Hikmet de o dönem aynı gazetede çalışıyorlardı. Belki bunun bir etkisiydi, iyi bir arkadaşlardı. Ama tabii sonradan araları birazcık açıldı normal olarak. Nazım Hikmet'in Sovyet lider Kuruşçev'e yazdığı mektubu biliyorsunuzdur. Yani ben doğuştan bir Sovyet'im, lütfen beni Sovyet vatandaşı yapın, beni ülkenize alın, sizi çok seviyorum gibi ithamlarla, gibi ifadelerle Sovyet lideri Kuruşçev'e bir mektup yazmıştı Nazım Hikmet. Dolayısıyla bir milliyetini çok seven bir insanla, milliyetine çok ısınamayan bir insan çok da yapamayacak, anlaşamayacaktı. Bu çok... Peyami Safa tıpkı Yaşar Kemal gibi zor bir çocukluk geçirmiştir. Babasının ölümü, fakirlik gibi olaylar onun yaşamını çok etkilemiştir. Hatta onun ismini koyan kişi, Peyami Safa'nın ismini koyan kişi hepimizin çok yakından tanıdığı bir isim. Bunu da kamera arkasına soralım. Ceylan, Peyami Safa'nın ismini kim sormuştu? Tevfik Fikret. Aynen. Onun ismini Tevfik Fikret koymuştur. Değişik bir ilişki gerçekten. Peyami Safa'nın aslında çok isimle ilgili değişik anıları olan bir isim. Çok fazla eser yazıyordu. Bunun nedeni geçim sıkıntısıydı. Geçinmek için en iyi bildiği işi yapıyordu, yazıyordu. Yazdıkça da para kazanıyordu. Ama muhtemelen bir dönem yazdıklarının çok iyi kalitede olmadığını düşünüyordu ki takma isim kullanmıştı. Kullandığı takma isim de Server Bedi'ydi. Bunu da annesinin isimden almıştı. Annesinin ismi de Server Bedi'ydi. Annesinin isimden alarak, üreterek, böyle bir isim kullanarak eserler yazmıştı. Hatta Cingöz Ecai gibi bir tipleme yaratmıştı Arsène Lupin karakterinden etkilenerek. Bu şeyi de belirtmek istiyorum. Anlatmadım bunu Yaşar Kemal kısmında. Peyami Safa'nın hayatıyla Yaşar Kemal'in hayatı benziyor dedin. Yaşar Kemal bir gün babasıyla dışarı çıktığında babası gözlerinin önünde öldürülüyor ve ona amcası bakmak zorunda kalıyor. Amcası annesiyle evleniyor. Böyle bir yaşam sürmeye başlıyorlar ama amcası pek sorumluluk sahibi bir insan değildi ve babasından kalan tüm malları çarçur etmişti. Yaşar Kemal de bu şekilde hayatı heba olan bir gençti o zamanlar. Tabii sonradan Cemil Meriç'in dediği gibi Uluçamlar fırtınalı diyarlarda yetişiyordu ve Yaşar Kemal bu fırtınalı diyarlarda ulu bir çam olmayı başarmıştı. Bugünlere kadar geldi. Hala hepimiz hayranlıkla okuyoruz eserlerini. Yaşar Kemal'le ilgili bunu söylemek istedim. Yavaş yavaş toparlayayım artık. Size bir kitap önereceğim bugün. Edebiyatla hiçbir alakası olmayan, Türk edebiyatıyla hiçbir alakası olmayan ama efsane bir kitap. Biliyorum sizin bilgiyi çok sevdiğinizi, daha çok Instagram hikayeleri üzerinden de çok iletişimde oluyoruz mesajlar üzerinden. Verdiğiniz bilgileri çok sevdiğinizi biliyoruz. Biz de gerçekten bir şeyi okuyup araştırma, yeni bilgiler edinmeyi, bunları sizlerle paylaşmayı çok seviyoruz. Bugün size bahsedeceğim kitap, bu bilgilere kaynaklık eden bir kitap. James Barr'ın yazdığı Kırmızı Çizgi isimli bir kitap. Sykes-Picot Anlaşması'nı duymuşsunuzdur. Birinci Dünya Savaşı yıllarında yapılan bir gizli anlaşmaydı. İngiliz diplomatla Fransız diplomat birleşip Osmanlı topraklarını nasıl paylaşabiliriz diye kendi aralarında bir anlaşma yaptılar. Ve bu anlaşmanın önümüzdeki 50-60 yıla, Birinci Dünya Savaşı'nın önündeki 50-60 yıla çok derin etkileri oldu. Bu kitap onu anlatıyor. O dönemin tüm siyasi literatürünü ele alarak İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar, Arap-İsrail Savaşları'na kadar anlatıyor. Siyonistlerin nasıl İngilizlerle işbirliği yaparak İsrail Devleti'ni kurduklarını, Araplara karşı ne gibi mücadeleler verdiklerini, Osmanlı'nın Araplara tarafından nasıl ihanete uğradığını, Arabistanlı Lawrence'ı, Gertrude Bell'i, herkesi muazzam şekilde anlatan bir kitap. Dili çok akıcı. Kesinlikle bu kitabı okuyun. Pegasus yayınlarından çıkmış. Pegasus da muazzam basmış kitabı gerçekten. Hem okuması çok rahat hem kapak tasarımı falan harika bir kitap. Bu kitabı özellikle aldım yanıma bugün size önermek için. Ben hala okuyorum, bitirmedim. O kadar güzel gidiyor ki bu kitabı sıkıştırmak istedim açıkçası. Kırmızı Çizgi James Barr. Unutmayın. Bu kitabı okuyun. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olun. Ve beğenirseniz de videoyu çok da çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Sonraki videomuzda bir hafta sonra inşallah sizlerle olacaktır. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.